galiba. Bir dahaki fırtınaya kadar idare eder herhalde. Eder eder, merak etme. Çocuklar gelse de Kadriye Hanım'ı görmeye gitsek. Aklım onda kaldı. Hı hı. Ben de aradım biraz önce, iyiymiş. Misafir bile kabul etmiş. Misafir mi? Aha, Melek öyle söyledi yani. Şurayı da hallettik mi tamamdır. Evet. Alo. Neredesin? Çıkamıyorum ki. Neden? Avluda birileri oluyor sürekli. Ya nereye gidiyorsun derlerse ne diyeceğim? Seninle işim bitmedi. Hatta yeni başlıyor. Anladın? Duydun beni? Ha? Avluyu kan gölüne çevireyim istiyorsun ha? Ne olur gelme ya. Ne olur. Peki. Sen bilirsin. Be, aç be adam be. Ne cenazeymiş? Sanki seni gömüyorlar. Alo. Ağam. Sibel ne oldu? Ağam. Sibel ne oldu? Anama bir şey mi oldu? Kız desene. Vazifemi yaptım. Bundan sonrası kader kısmet. Hadi bana müsaade. İyi, sen de böyle hasta yatağında buyur ettik ya, kusura kalma. Olur mu hiç öyle şey Kadriye Hanım? Çok geçmiş olsun. Akşam çökmeden gideyim ben. Hadi kal sağlıcakla. Uğurlar olsun. İlaçlarını getirdim, vereyim anacığım. İçelim bakalım. Ana, bu giden kadın görücü gelen kadın değil miydi? He, ağız yoklamaya gelmiş. Sen bunu kovmamış mıydın? Kızım, hemen celallenme. Fikrimizi değiştirdik mi, onu öğrenmeye gelmiş. Ana, sen bu kadına yüz vermesen böyle tekrar tekrar nasıl gelebilir? Senin maksadın ne? Kız evi naz evidir demiş. Olmaz dememizi naz bilmiş, gelmiş. Çayını içti gitti. Bu işler böyle olur. Güzel kadınsın, genç kadınsın. Talibin de olur, her şeyin olur. Ama ben olmaz dedim. O benim hala gelinim, hatta kızım dedim. Talibin de olur, her şey olur ha. Sağ ol ana. Sesini çıkarırsan buradakilerin hepsinin kırtlağını keserim. Avlunun ortasındaki havuzu kanla doldur. Anladın? Ben sana gel dediğim zaman geleceksin. Yaşa dediğim zaman yaşayacaksın. Öl dediğim zaman öleceksin. Anladın mı? Sibel! Thank you.
işin var burada senin? Al. Eşyalar kalmıştı da evde. Kardeş onu getirdi. Kasım, bir daha bana demeden fabrikadan ayrılma. Duydun mu beni? Duydum ağa. Şimdi git, arabada bekle beni. Haydi. Ne oldu? Telefonda ağam mağam dedin. Yok bir şey ağam. Maymun mu oynatayım lan? Ne demek yok bir şey? Öylesine aramıştım ağam. Birden telefon kapandı. Kusura bakma. Canıma yettiniz ulan. Vallahi billahi canıma yettiniz. Oyuncak ettiniz lan alayınız beni. Şeytan değil ki ağzının ortasına çak bir tane. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Ana, ne düşünüyorsun? Ne düşüneceğim kızım? Kadının dediğini diyorum ana. Zor kızım, zor. Narin hala benim gelinim, oğlumun karısı. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Ama... Kızım, zor diyeyim, olmaz. Narin halini ben hiç iyi görmeyeyim. Görmedin mi? İsteyen var dedik. Demediğini bırakmadı. Doğru. Ama onun... Aması maması yok Emine. Narin Ebru'nun varlığını bile bile onca yıl Murat'ı bekledi. Murat'la Ebru'nun yaşadıkları geçici bir şey değildi ki. Nasıl olsun üç tane çocuk verdi. Narin buna rağmen bekledi Murat'ı. Ya. Bekledi Allah için. Şimdi bırak görücü usulüyle evlenmeyi. Gönlüne başka bir aşk düşse bile inkar eder. Kendini suçlu hisseder. Kolay mı? Baran var. Üstüne titrediği baran ne diyecek? Oğullar için anaları kutsaldır. Sadece babası için helalidir. Kız çocuklar için öyle değildir. Yani onlar daha çabuk kabullenirler babalarını, diğer karılarını. Ama oğlan çocuk gurur yapar. Sence Narin bunu göze alır mı? Asla. Ya. O yüzden sor. Gönül olsun istiyor ana. Gönül ister. Hadi bakalım. Gün ola devran döne. Doğru söylüyorsun ana. Hayırlısı olsun. Alo. Efendim. Hele şükür. Açıksın değil mi? Evet. Ne vardı? Geliyorum ben. Gelsin. Buyur bacım. Ebru Şan verdi adına bir CD olacaktı. Evet burada. Ne kadar borcum? 10 lira versen yeter. Yuh. Ya bir CD'nin tanesi 50 kuruş. Ya bir de 10 lira versen yeter diyorsun. Biz ne kazanalım bacım? Vallahi 9 lira da kazanmayıver. 5 lira veririm yoksa almam. İyi tamam. Ver 5 lirayı al CD'ni. Demek ki oluyormuş. Ayşe yapma böyle. İyiyim Baran gerçekten. Hiçbir yere gitmeyeceksin değil mi? Bulurum ki ben seni. Sen bittin kızım. Peşini bırakır mı bizden? Neydi adı? Nermin abla. Adana'da kaç tane Nermin abla vardır ki? Hele şükür. Ayşe.
Hemen eve gitmesek. Neden? Gidince hemen odaya tıkılıyorsun, olmuyor öyle. Nereye gideceğiz ki? Zaten ablam da kızar. Ya kızmaz, yanında ben varım. Bir yerde oturup çay içeriz. Olmadı boş beleş turlarız çarşıda. Olmaz mı? Maya ile Rüzgar geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk anneciğim. Ada nerede? Sana bir sürprizi var. Aa, neymiş o? Gelince görürsün anne. Allah'tan fazla bir şey olmamış. Düzelmiş hali. Sağ olsun Fırat'la sabahtan beri uğraşıyoruz. Ada buraya mı gelecek, konağa mı? Buraya gelecek anneciğim. Hadi içeri geçelim de çocuklar da dinlensin biraz. İyi hadi. Özlem nereye? Vallahi billahi bu kız yüzünden nerede kalacağım? Kaçıp kaçıp gitmeden ne fenalık geldi bana. Can verdilerin evi değil mi? Buyur amca, kime baktın? Melik. Benim, ne oldu? Bunlar sana kızım. Sadık'a gönderdi. Ne ki bunlar? Ben Recep'in evine gitmiştim. Bunları buldum. Bir de sana yazılmış mektuplar. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Geçirdiğim bir kaza nedeniyle kör oldum da çok güzel bir kız kafama taş attı. O attığı taştan kör oldum sanıyor ama ben onun güzelliğinden kör oldum. Nehir kenarına nasıl gidebilirim? Körsün. Ve motor mu kullanıyorsun? Onu gözü kapalı yaparım. Aa, güldün. Hani kördün? Görmedim ki. Hava birden ısındı, ondan aldım. Şapşal. Meleğim, bu mektubu sizin eve göndermedim. Eline ulaşmasına mani olurlar diye. Tek umudum evime gelmen, anıları tazelemek için bile olsa. Biliyorum beni affetmeyeceksin. Telefonda sana söylemeye çalıştım. Özlem yengeye söyledim, benim telefonun içindeki görüntüler bizim kurtuluşumuz olacak. Ne olur onlara bak. Özlem yengeye sor istersen, o biliyor. Çantanı getirmişler. Ben de baktım eksik gedik bir şey varsa. Oğuz komutan buradayken. Ne
açabildin? Buyur abla. Erbuşan verdi adına, bir CD olacaktı, onu alacağım. Az önce genç bir kız geldi, aldı. Nasıl ya? Kim aldı? Ne bileyim ben abla. Siz böyle her önünüze gelene sorgusuz sualsiz CD mi dağıtıyorsunuz? Kim aldı, neye benziyordu? Size benziyordu abla. Geldi, bağırdı, çağırdı, aldı, gitti. Kim aldı bunu ya? Bir de bağırdı, çağırdı, gitti diyor. Ada. Kesin Ada. Doğum günü CD'si sanıyor. Ay bu salaklar karıştırdı, işi bu gitti. Benim onu bulmam lazım. Nerede kaldın Ada? Bunu almaya gittim. O ne? Sürpriz. Söylemedin değil mi? Söylemedim tabii ki. Söyler miyim hiç? Bu aralar sürprizleriniz hiç bitmiyor. Akşamki harikaydı. Akşamki mi? Bunun içinde ne var? CD'nin devamı mı? Hangi CD'nin devamı? Kızlar dün kapımı çalıp CD bırakmadınız mı? Yo. O bunun içinde. Yo, evde. E bunda ne var o zaman? Bende eski bir DVD oynatıcı var. Bir bakalım ne varmış içinde. Adalar geldi mi? Gel benimle. Ne oluyor kız? Gel dedim. Uzun süredir kullanmıyordum. Umarım çalışır. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. İki tane kopyalamış olmasınlar? İyi de ya diğerini kim getirdi? Recep'in telefonu nerede? Hay Allah, çalışmadı. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Zaten biz de kalkalım, Kadriye Hanım'ı ziyaret etmemiz lazım. O niye? Hastalanmış. Hadi hadi. Çiçek alalım. Bak benim akıllı oğlum neler de düşünürmüş. Ama bir sorunumuz var. Burada çiçekçi yok. Herkes kendi çiçeğini kendi yetiştiriyor. Tamam. Biz de kendi çiçeğimizi kendimiz toplarız. Hem bence babaannen daha çok sevinir. O zaman biz Rüzgar'la çiçek toplayıp gelelim. Tamam. Hadi Rüzgar. Ne diyorsun sen kız? Ne telefonu? Recep bana mektup yazmış. Telefonunda kurtuluşumuz var diyor. Özlem yengen biliyor diyor. Yenge, Recep'in telefonu nerede? Ne telefonu Melek? Ben telefon falan bilmiyorum. Ben sende.
yüzün gülsün diye getirdim seni buraya. Rahat değil sen. Nasıl rahat olayım ki? Baran, sen ablama çok mu öfkelisin? Onu nereden çıkardın? Ne bileyim. Ne zaman karşı karşıya gelseniz yüzünü çeviriyorsun. Görmezden geliyorsun. Ya da kaçıp gidiyorsun. Bu kadar mı öfkelisin? Öfkeli değil. O da utanıyor. Hatta en çok senden utanıyor. Ya kaç kere söyledim, Baran diğerleri gibi düşünmüyor dedim. O ne dedi? Ne diyecek, sustu. Böyle yüzüme bakıyor. Konuyu değiştiriyor filan. Yemin et. Niye yemin edeyim ya? Ablama öfkeli olmadığına, diğerleri gibi düşünmediğine yemin et. Onun bir suçu yok. Ben çok kızdım ona. Nasıl yaparsın dedim. Bağırdım, çağırdım. Sarılıp ağladım. O kadar çaresiz ki. Baran, ablam benim bu hayattaki tek dayanağım. Ben onu kırmayı hiç istemiyorum. Senden bir şey isteyeceğim. Söyle. Ablamı gördüğünde yüzünü çevirme ne olur. O çok kırılıyor. Ben anlıyorum. Sen nasıl bir kızsın ya? Niye ki? Kendini düşüneceğini başkalarını düşünüyorsun. O başkası değil ki. Benim ablam. Hatta ablam da değil, her şeyim. Benim bu hayattaki tek ailem. Ben? Sen başkasın. Çiçekleri topladık anne. E bakalım nasıl yapacağız şimdi? Çiçekçiler gibi süsleyelim, olur mu? Tamam, olur. Rüzgar, bugün beraber aldığımız eşik kağıtlarının hepsini kullandın mı? Yok. Bir getirsene. Ver çiçekleri. Anacığım nasılsın? İyi misin? Ha, iyiyim, iyiyim. Hay maşallah. Rıza ilaçlarını getirdi mi? Getirdi. Alayım değil mi? Alayım, alayım. Hey maşallah. Bir şeye ihtiyacın var mı ana? Yok oğlum, sağ olasın. Sen de sağ ol anacığım. Sen de sağ ol. Sen lazımsın bize. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Haydi sen de inan. Bana müsaade. Hey hadi güle güle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Rüzgar, elindekilerin nesine bakayım? Babaannem için topladım. Ben de babaannem. Babaanneni ziyaret mi edeceksin? He. İyi. Birlikte verelim. He. Hadi kalk. Uyumuyordur değil mi? Yok yok. Ada, sen geçmiş olsun dilemeyecek misin babaannene? Anne, ben kalabalık yapmayayım şimdi ya.
Sen benim yerime de dersin. Ayşe sen neredesin? Gece çöktü. Abla kapının önündeyiz, geldik. Sen gel zaten, bir konuşacağız seninle. Ablam çok kızdı. Hadi hadi. Kimdi o? Ne diyorsun sen be? Diyorum ki o motorlu artist kimdi? Sana ne? Ne demek sana ne ya? Sana ne demek, seni ilgilendirmez demek. Bak bu gayet Türkçe. Yoksa İngilizcen gibi Türkçen de mi kız? Ne demek Baran'la gezdim ya? Aferin sana. Ben burada nelerle uğraşıyorum? Ne var ya, ne var? Altı üstü bir çay içtik okuldan sonra. Senin yüzünden tıkıldım buraya zaten. Bir nefes almaya çıkıyorum, onu da bana zehir ediyorsun. Çay içtiniz he? Yaptığın doğru bir şey mi bu senin? Zaten küçücük bir yer, ya adın çıkarsa senin burada? Adımız yeterince çıkmadı mı zaten abla? Oy benim kuzularım, bana geçmiş olsun demeye mi gelmişler? Babaanne bu senin. Oh. Oh mis gibi kokuyor. Ama ben mis gibi kokan başka şeyler de bileyim. Oh, oh. Oh kuzularım benim. İşte bunlar benim şifam. Ben ilacını eleyeyim. Hah. Geçmiş olsun Kadriye Hanım. Sağ ol kızım, sağ ol. Gülleri kurtaracağım derken. Güller işin bahanesi. Yaşlılıktan her şey. Tövbeler olsun, ne oluyor? Lan Kadriye Hanım, siz sakın kalkmayın. Sen ne akla bana karışıyorsun? Ağzını topla. Gel sen topla. Toplayacağım birazdan zaten. Bana bak, sen bana karışamazsın, tamam mı? Bal gibi de karışır. Hayır, karışamazsın. Oğlum, Baran ne oluyor burada? Ana sen dur, bak bir daha öyle cıvık cıvık hareketler istemiyorum. Yok ya. Ada ne oluyor? Baran. Seni gebertirim kızım. Yok ya, kolaydı. Gelsene. Ulan bir vuracağım, yarısı boşa gidecek hala. Gel Baran, hadi gel. Ada delirme. Baran, sakin ol oğlum biraz. Oğlum ayıptır, biraz sakin olun. Hemen birbirinizden özür dileyin. Elin itleriyle fingirdeşmeyecek o zaman. O ne demek oluyor şimdi? Çocuk görmüş bir şey demek ki, söylüyor işte. Narin sen hiç karışma. Ne diyorsun sen geri zekalı? Lan doğru konuşsan. Ya sen bir doğru konuşsana. Ada. Ne dediğimi açık lan. Ada dur. Ya bırak ya, bırak anne, ne diyor, ne diyor görmüyor musun? Ada delirme. Baran. Onunla bir daha görmeyeyim ben seni. Hemen birbirinizden özür dileyim.